Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bayağıdır video yoktu kanalda, yaklaşık bir aydır falan video yoktu. Neden diye soracaksınız, nedeni şu anda gördüğünüz gibi. Bu arka tarafı ayarlamaya çalışıyordum, arka fonu, çünkü yeşil ekranla alakalı bayağı büyük sıkıntılar çektim, siz de biliyorsunuz. Hatta sizin yorumlarınız çok etkili oldu. Artık bu fondayım. Burada da böyle birkaç değişiklikler falan yapacağım zamanla. Nasıl olmuş? Güzel olmuş abi. Eskiye göre bayağı gelişme göstermiş. Değil mi? Abi eskiden olsa mesela bunu giyemeyecektim. Aynen. Çünkü yeşil. Neyse, o zaman konumuza geçelim. Bu arada kamera arkamda şu anda, diğer videolardan da hatırladınız, lise arkadaşım olan Mücahit var. Biraz merhaba. Yatağımda yatıyor şu an kendisi ama yapacak bir şey yok. Kameraya başka türlü bakamıyorum. Bugün çizgi filmlerin ve Disney masallarının bazılarının gerçek sonlarını anlatacağım. Açıkçası ben öğrendiğim zaman bayağı hani üzülmüştüm. Hem şaşırmıştım hem çok üzülmüştüm. Çünkü çok sevdiğim çizgi filmler ve masallar da var aralarında. Bakalım sizin tepkileriniz ne olacak? Metnim burada hazır. Buradan okuyarak, muhabbet ederek devam edeceğiz. Hadi bakalım. İlk çizgi filmimiz Tom ve Jerry. Çizgi dizi demek daha doğru olur aslında, değil mi? Biz çizgi film diyorduk da aslında bakarsan çizgi dizi bunlar. Neyse, Tom ve Jerry herhalde hepimizin çok sevdiği, sürekli izlediği çizgi filmlerden bir tanesiydi. Benim de öyleydi. Tom ve Jerry de bildiğimiz gibi Tom her zaman Jerry'yi yakalamaya çalışıyor. Bir şekilde yakalıyor. O kadar emek sarf ediyor adam. Çalışmalar yapıyor, bilmem neler yapıyor. Ama bir şekilde Jerry kurtuluyor elinden. Ya kendi kurnazlığıyla kurtuluyor ya da o evde hani sadece ayaklarını gördüğümüz bir teyze vardı ya. Onun sayesinde Jerry bir şekilde kurtuluyor. Tom ve Jerry'nin finalinde Tom beyaz bir kediye aşık oluyor. Beyaz kedi ama zenginliğe çok düşkün. Tom defalarca böyle sürekli ona hediyeler veriyor, hediyeler veriyor ama beyaz kedi hep Tom'a daha büyük bir hediye gösteriyor. Hani şey diyor, bana daha büyüğü geldi diyor. Tom'u kovuyor. Gold digger ya. Aynen, tam bir gold digger kedimiz var elimizde. Son çare olarak Tom gidiyor, bir tane araba pazarı gibi bir yere gidiyor, tamam mı? Orada araba almak istiyor ama parası yok. İnsandan mı alıyor? Bilmiyorum onu. Sadece elini gösteriyorlar. El insan eliydi diye hatırlıyorum. Zaten buralara görüntüleri koyacağım son bölümün. Sözleşme imzalıyor, tamam mı? Sözleşmede de madde olarak şu. Tom'da para yok ya. Doğal olarak. Tom kendi köleliğini ortaya koyarak sözleşme yapıyor ve arabayı alıyor. Bildiğin Tom köle alıyor. Bir kölelik anlaşması yapıyor arabayı almak için. Arabayı alıyor. Kızın yanına gidiyor. Kız dediğim de işte o beyaz kedi. Yanına gidiyor. Duruyor böyle evin önünde. Ondan sonra kız evin önünde beklerken Tom'a böyle hayvan gibi bir araba çarpıyor, tamam mı? Böyle limuzin. Tom'un arabası pert. Tom kenardan böyle bakıyor. Beyaz kedi limuzine biniyor başka bir kediyle beraber. Limuzinin arkasında da Just Married yazıyor, tamam mı? Tom üzülüyor. Kahroluyor böyle. Neler neler denilmiş olmamış falan. Gidiyor, bir tane boş bir tren rayı var. Rayın üzerine böyle oturuyor, tamam mı? Jerry de o sırada yukarıdan Tom'u izliyor. Böyle üzülüyor falan. Ondan sonra kendi sevgilisinin fotoğrafını çıkartıyor Jerry. Öpüyor öpüyor bilmem ne. Hani kendi sevgilisi var diye en azından. Mutlu oluyor Jerry. O sırada ne olsa beğenirsin. Ne olmuş? Jerry buradayken bir tane küçük bir araba geçiyor. Arabada Jerry'nin sevgilisi. Fare mi kullanıyor arabayı? Fare kullanıyor. Arabanın boyutu ne kadar? Şu kadar falan. Fare kullanıyor işte. Başka bir fareyle Jerry sevgilisini görüyor. Arabanın arkasında da Just Married yazıyor. Abi ya. Tom böyle tren raylarında otururken Jerry de kendi sevgilisini Just Married yazısıyla gördüğü için o da çok üzülüyor. En son Tom'un yanına gidiyor. Tom'un yanına böyle oturuyor. İkisi de böyle üzgün, gözleri böyle şişmiş falan. Böyle oturuyorlar. En sonunda ne oluyor biliyor musun? En sonunda da maalesef Tom'la Jerry'nin oturduğu tren rayını görüyoruz. Arkadan da gelmekte olan bir trenin sesini duyuyoruz. Ekran kararıyor. Son bölüm bu. Yani çocukluk kahramanlarımız olan Tom ve Jerry intihar ediyorlar. Yani işin sonunda Tom hep Jerry'yi yakalamaya çalışıyordu. Jerry hep Tom'dan kurtuluyordu. Aslında bir bağları vardı. En sonunda da ikisi beraber intihar ediyorlar. Böyle üzücü bir sonu var. Geçelim ikinciye. İkinci çizgi film Fairly Odd Parents. Nickelodeon'da yayınlanıyordu. Sen izledin mi? Ben izlemedim bunu ya. Hiç hatırlamıyorum. Hiç mi? Hiç hatırlamıyorum. Abi kötü oldu ya. Neyse, o zaman ben patır patır anlatacağım Fairly Odd Parents'ı. Şimdi Türkiye'de Nickelodeon ve CNBC'de yayınlanıyordu Fairly Odd Parents. Şöyle bir anlatayım. Zaten görüntüleri gireceğim. Hatırlarsınız büyük ihtimalle de. Yine de söyleyeyim. Timmy diye bir ana karakterimiz vardı. Timmy'nin de iki tane perisi vardı. Ne isterse Timmy, periler bunu yapıyordu falan filan. Böyle bir çizgi filmdi. Final bölümünde de Timmy ne kadar böyle uğraşır uğraşsın falan. Hiçbir yerden takdir göremiyor. Ne ailesinden ne arkadaşlarından, işte kimseden takdir göremeyen bir çocuk Timmy. En sonunda da ailesinden bile yine takdir göremeyince Timmy bunalıma giriyor. Perilerine gidip diyor ki keşke hiç doğmasaydım. Abi. Çok tehlikeli bir laf ediyor aslında. Perileri de istemeye istemeye Timmy'nin bu dilek sonuçta, bu hani keşke diyor ya, bu dileğini gerçekleştiriyorlar. Timmy'yi hiç doğmadığı, hiç olmadığı bir evrene gönderiyorlar. Timmy kendisinin hiç olmadığı bir dünyaya gittiği zaman ilk baktığı şey ailesinin evi oluyor.
oluyor. Yine aynı yaşadıkları yere gidiyor ama daha büyük bir ev görüyor böyle, tamam mı? Camdan falan böyle bakıyor. Ailesi Tim'i yokken hem daha mutlu hem daha varlıklı. Zengin böyle şöminede falan oturuyorlar falan. Ne kadar para yemiş olabilir ki ya? Valla bilmiyorum. Bu olay Tim'i de daha büyük bir depresyona yol açıyor. Geri dönmek istese bile Tim'i artık aslında hiç olmadığı bir dünyada olduğu için doğal olarak perileri de yok Tim'in. Yani Tim'i hiç olmadığı bir dünyada kısırılıp kalıyor. Bir daha oradan çıkamıyor. Bilim kurgu filmi gibi hayatı sorgulatan aslında. Evet evet, zaten dizinin yapımcısı final bölümünde bir ders vermek istediklerini söylüyor. Diyor ki sihirli perileriniz olsa bile, hayatınızın en zor döneminde olsanız bile yaşadığınız hayata karşı koymaya çalışın. Vermek istedikleri mesaj buymuş. Fairly Odd Parents'ta. Film olarak güzel bir senaryo yani. Ben şimdi karakter edinmediğim için bana çok güzel geldi. Öyle. Fairly Odd Parents'ta bu şekilde bitiriyoruz. Sıradaki bir Disney masalı. Çizgi film değil. O masal da Pinokyo. Pinokyo'yu da biliyorsundur artık. Canım. O kadar da değil. Pinokyo'nun orijinal hikayesinde Pinokyo söz dinlemeyen, haylaz, sürekli yaramazlık yapan falan bir çocuk, tamam mı? Hiç yani Disney'de gördüğümüz gibi tatlı tutmuş bir çocuk değil Pinokyo. Gepetto'nun falan sürekli eşyalarını çalıyor falan, tamam mı? Öyle delinin teki yani Pinokyo. Kötü davranıyor Gepetto'ya, aşağılıyor falan böyle. Harbiden kötü bir çocuk işte ya, daha nasıl anlatayım abi? Sen babasına söver mi? Yani Pinokyo bildiğimizden çok farklı bir karakter. Orijinal hikayede yani. Yine Disney'in bize sunduğu değiştirilmiş hikayede Jiminy Cricket karakteri var. Pinokyo'nun arkadaşı olarak gösteriyorlar bize ama orijinal hikayede aslında Jiminy Cricket Pinokyo'nun arkadaşı değil. Pinokyo Cricket'ten nefret ediyor. Çünkü Cricket sürekli Pinokyo'yu durdurmaya çalışıyor. Onu eğitmeye çalışıyor falan. Pinokyo bu yüzden Cricket'ten nefret ediyor. Ama öyle böyle nefret değil. Günden güne böyle gidiyor, tamam mı? Cricket bunu eğitmeye çalışıyor. Pinokyo yine haylazlık yapıyor falan filan. Günden güne böyle gidiyor. Pinokyo'nun nefreti iyice büyüyor içinde. En sonunda bir gün yine aynı olay dönerken Pinokyo cinnet geçiriyor. Cricket'in kafasına çekiçle falan vurarak Cricket'i öldürüyor. Hikayenin orijinal bölümü, benim araştırdığım kısım buraya kadardı. Hikayenin yazarı da Carlo Collodi diye bir tane adammış. Pinokyo'nun hikayenin sonunda idam edilmesini istiyormuş adam. Ama yayıncı olan Disney kabul etmemiş ve Pinokyo'yu iyi bir çocuk olarak falan göstermek istemişler. Hikayeyi de karakteri sevdikleri için karakteri tutmuşlar, hikayeyi baştan yazdırmışlar. Pinokyo da böyle. Gerçeği böyle Pinokyo'nun yani. Disney'in bize sunduğu yalanlardan sadece bir tanesi. Disney'in bir sürü var. Benim seçtiklerim bunlar. Baktım Google'dan, araştırdım. İngilizce kaynaklardan böyle baktım, çevirdim. Şimdi size anlatayım. Dördüncü olarak yine bir Disney masalı olan Uyan Güzel. Biliyor musun Uyan Güzel? Biliyorum ya, karıştırdım ama bu öpülüp uyandırılan değil mi işte? Uyan Güzel var ya, çok korkunç Uyan Güzel ya. Gerçekten çok korkunç Uyan Güzel. Anlatacağım şimdi. Size de baştan uyarıyı yaptım. Uyan Güzel harbiden korkunç bir hikaye. Haberiniz olsun. Uyan Güzel'in orijinal hikayesi aslında hiç bildiğimiz gibi öyle mutlu falan bir hikaye değil. Orijinal hikayede prens Uyan Güzel'i öpüyor, uyandırıyor, evleniyorlar, mutlu son. Değil mi? Happily ever after. Elma falan vardı, canım adı vardı, bir şeyler vardı. O Pamuk Prenses. Uyan Güzel başka. Doğru. Sleeping Beauty işte bu. Doğru. Orijinal hikayede prens, yani Disney'in değiştirmediği hikayede prens Uyan Güzel'in kalesine gidiyor. Tırmanıyor, giriyor içeri. Uyan Güzel'i yerde baygın şekilde buluyor. Uyandırmaya çalışıyor. Uyan Güzel uyanmıyor. En sonunda da Uyan Güzel'e tecavüz ediyor. Bedasını versin. İnşallah. Bütün hepsinin var ya böyle. Aynen abi. Neyse. Çok ağır konuşmayacağım yani. Uyan Güzel uykusundan en sonunda uyanıyor. Ama uyandığında çoktan ikiz çocuk dünyaya getirmiş oluyor prensten. Bu sırada prens kral oluyor. Ve başka birisiyle evleniyor. Ne biçim hikaye ya. Artık prens demeyeceğim, kral diye anlatacağım. Kral başka birisiyle evleniyor ama aklı hala Uyan Güzel'de. Aslında aşık olmuş kadına. Ne kadar şerefsiz bir insan da olsa hikayede bu böyle. Aşık olabiliyormuş. Sonra kral Uyan Güzel'in uyandığından falan haberdar oluyor ve Uyan Güzel'i saraya getiriyor. Kralın o dönemki eşi, yani hani Uyan Güzel'den sonra evlendi ya. O dönemki kraliçe bu durumdan haberdar oluyor. Kraliçe Uyan Güzel'den olan iki tane çocuğu vardı ya, ikiz. Aha, ikiz. Onları öldürüyor, pişiriyor, krala sunuyor. Oğlum ne biçim bir hikaye ya. Çok korkunç ya. Nasıl bir sadistik ya. Hannibal falan böyle oğlum, değil lan. İğrenç bir şey lan bu. Cidden. Kim yazmış bunu? Yazarı belli mi? Yazdığını yazdın mı? İsmini yazmamışım yazarım. Ama hikaye böyle. Pişiriyor, krala yediriyor bunları. Abi, Game of Thrones bu ya. Yemin ediyorum Game of Thrones. Bence ya. Game of'tan kat kat değil kötü bir şey bu ya. Ya bak Hannibal'ı izledim. Hannibal'da bile bu kadar hani korkunç bir şey görmedim ben ya. Neyse, daha devam var. Uyan Güzel'e de aynısını yapmak istiyor kraliçe. Uyan Güzel'i öldürmeye teşebbüs ederken yakalanıyor. Sonra itiraf ediyor çocukları da öldürdüğünü falan. Kraliçeyi hapse atıyorlar. Kral da Uyan Güzel'le evleniyor. Hikayenin sonunda yine Happily Ever After var. Yani sonsuza kadar mutlu yaşadılar ama bu nasıl hikaye? Böyle olmaz abi. Nasıl sonsuza kadar mutlu yaşamak ya? Hikaye orijinali yani böyle. Disney'in değiştirmediği hali. Uyan Güzel'in böyle. İyi ki değiştirmişler. Bence de iyi ki değiştirmişler. Allah razı olsun. Sünger Baba geçiyorum, hazır mısın? Değilim, ben onu çok seviyorum.
bilmiyorum. Sen bunu bana mı söylüyorsun? Abi. Sıradaki çizgi film Sünger Bob. Çok büyük bir Sünger Bob fanıyım bu arada. Şu an siz yatağımı görmüyorsunuz ama yatağım falan benim hep Sünger Bob'ludur. Hala. Çok sever. Ben 2 dakikada Sünger Bob çizebiliyorum, sen biliyor musun? Çizeyim mi 2 dakikada Sünger Bob? Çiz abi. Hemen size şu Sünger Bob çizeceğim şimdi. Görünüyor mu? Görünüyor. Çiziyor. Kronometre tutsana. Bakayım ne kadar sürecek. Başla dediğinde başlayacağım. 3, 2, 1, başla. Ne kadar bir 30 saniye sürdü oğlum, sen yemin yanlış biliyormuşsun aynen. Oha! Kendin hakkında yeni bir şey öğrendin. 30 nasıl saniye sürdü. Güzel oldu mu? Valla 30 saniye için bayağı başarılı, evet. Bu da benim böyle bir yeteneğimmiş. Bu kadar seviyorum Sünger Bob'u. Bu da yeni öğrenmiş oldu zaten. Tamam, şimdi Sünger Bob'un hikayesiyle devam edelim artık biz. Şunda kaldık. Sünger Bob'un son bölümünde yine maalesef bayağı dramatik bir son. Ama sevindirici bir gelişme var bununla alakalı. Onu da anlattıktan sonra söyleyeceğim. Ben bu sonu açıkçası öğrendiğim zaman çok aşırı üzülmüştüm yani. Allah'tan ama şey yapmışlar, toparlamışlar. Sünger Bob'un son bölümünde Sünger Bob o aşık olduğu restoran vardı ya, yengeç restoranı. Ha, hamburger. Hı. Oraya gidiyor, işe gidiyor. Sünger Bob işte çalışırken, ızgaranın başında falan takılırken böyle hamburger yaparken, yengeç burger yaparken daha doğrusu. Patrick geliyor içeri. Patrick de böyle Sünger Bob'u arıyor falan. Sonra Sünger Bob'un yanına gidiyor. Sünger Bob burada çalışıyor. Adam emekçi, işçi. Tabii ya. Ne yapıyor ki? Sünger Bob mu? Yemek yapıyor işte. Yok, Patrick ne yapıyor? Ha, Patrick işte orada takılıyor. Canım falan sıkılıyor, tamam mı? Ortalığı böyle karıştırıyor. Tak, yangın çıkartıyor. Gerizekalı, yakışır ona zaten. Tam Patrick'lik hareket. Yani. Tam Patrick'lik hareket. Yani böyle bir kargaşa yapıyor. Orada yangın çıkıyor yengeç restoranda. Son kısımda da yangından kurtulanları gösteriyorlar. İki kişi kurtulmamış. İkisi mi? Bizimkisi mi? Sünger Bob'la Patrick. Yangında, yengeç restoranındaki yangında ölen iki kişi Sünger Bob'la Patrick. Bu final bölümü olarak yazılmıştı. Ama hem yetişkinlerden hem de çocuklardan gelen büyük tepkiler olmuş bu bölüme. Bölüm komple yayından kaldırılmış. Hani internet hiçbir yerde şu anda yok. Peki bu Nickelodeon'da yayınlanmış mı cidden televizyonda ya? Yayınlanmış Nickelodeon'da. Oha ya. Sonra gelen tepkiler üzerine hızlıca bütün kopyalarını falan silmişler her yerden. İnternet aradım, hiçbir yerde bulamadım. Ama kaynak bayağı sağlam bir kaynaktı buldum. Bölüm hem siliniyor hem tüm ülkelerde yasaklanıyor. Hani bir kopyası bulunur da çıkartılırsa diye. Sünger Bob da bu bölüm hiç olmamış gibi yeni bölümlerine devam ediyor. Neyse, Sünger Bob yani biraz böyle dramatik ama bu gelişme sayesinde biraz da moralimi benim toparladı. Canım Sünger Bob. Çok seviyorum seni. Şeker Kız Candy. Bunda şey pislik var mı şu? Bunda öyle pislik sanırım yok. Ama Şeker Kız Candy her zaman kara bahtım, kör talihim bir kız olduğu için bu da mutlu değil yani. Onu da söylüyorum. Şimdi Şeker Kız Candy'nin yaşadıklarına bakalım, tamam mı? Annesi babasını kaybediyor Şeker Kız Candy. Yetimhaneye düşüyor. Dost kazığı yiyor. Fakirlik çekiyor. Açlık çekiyor. Dayak, ceza, yalnız kalmak falan. Ne ararsam bütün belalar bu kızda. Ben o yüzden buna şey diyorum. Yabancıların küçük Emrah. Harbi öyle ya. Hakikaten Şeker Kız Candy bence yabancıların küçük Emrah yani. Yani başına gelmeyen dert, tasa, hiçbir şey kalmıyor. Finali de mutlu olmuyor bu kızın. Niye lan? Öyle. Öyle yazmışlar. Ben de bilmiyorum. Ben mi yazdım? Adı ne Şeker Kız? Çok tatlı bir kız. Ama demek ki hayat her zaman tatlı olmuyor. Şeker Kız kendinin sevgilisi Anthony attan düşüp ölüyor. Bu nasıl bahtsızlık lan? Gerçekten talihim yok, bahtım kara ya. Düşüyor, ölüyor. Sonra Candy, Terry diye bir karakter var şeyde, çizgi filmde. Terry ile beraber oluyor. Terry de Şeker Kız Candy'yi aldatıp başkasıyla evleniyor. Yazık lan kıza. Vallahi yazık. Vallahi yazık ya. Ben üzüldüm şu an. Bunda iyi Türk dizisi çıkar ama ha. 180 ne 180 oğlum? Nereden baksam ben sana bir şey diyeyim mi? 15 sezonu var bunun. Vallahi çıkarmış çıkar ya. Arka Sokaklar bile Allah bilir kaç sezon oldu. Bunun 15 sezonu vardır Türkiye'de. Neyse, başkasıyla evleniyor. Candy sonunda ne oluyor biliyor musun? Ölen eski sevgisi vardı ya Anthony. Attan düşen. Ha. Onun dayısıyla evleniyor. Bu ne abi ya? Bakayım. Niye böyle bir şey yapıyor peki? Evlenmek zorunda kalıyormuş onunla. Neden olduğunu bilmiyorum. Bu ne abi? Şey mi var bunlar? Töre mi var lan? Ne biçim yabancı çizgi film bu ya? Ben de anlamıyorum valla.
Hayır. Şu kız zaten çekeceğini çekmiş abi. Sevgilisi var bak, ne güzel mutlu oluyor falan. Evlendir bitir ya. Tabii ya. Adamı attan düşüp öldürüyorsun. Terry diye bir eleman çıkartıyorsun, o da aldatıyor, başkası evleniyor. Sonra gidip töre gibi dayısıyla, Anthony'nin dayısıyla evlendirtiyorsun. Bir de zorunda bıraktırıyorsun kızı falan. Bu ne oğlum? Türkiye'ye laf ediyorlar töre möre diye. Yazdıkları hikayeye bak, çocuk hikayesi. Tabii ya. Bundan ne ders çıkacak ki peki? Bundan da bir şey çıkmıyor ki. Bundan da ders çıkmıyor. Bundan hiçbir şey çıkmıyor yani ya. Bak buraya yazmışım zaten. Çocuklara verilen mesaj ne diye düşünürsek ona da bir cevap bulamıyorum demiş. Bu bayağı umudumuzu kaybetmenin tersi abi. Aynen abi, bu ne ya? Geçiyorum. Geç, çok iğrençti. Hep böyle kötü kötü, yemin ediyorum içim daraldı ya. Yok tecavüz, yok töre. Tabii oğlum. Yok işte aldatmalar, aldatma, ölüm, yetim kalmak, bilmem ne. Oğlum biz çocukken bunların hiçbiri Türkiye'de gösterilmedi ya. Zannediyoruz olmuyor. Allah'tan görmemişiz. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kızı muhtemelen hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Sen de biliyorsun değil mi? Tabii canım, o kadar. Okulda bile, kitaplarda, derslerde okutulduğunu hatırlıyorum ben. Onu seviyordum ama ya, bu güzeldi. Klasik Disney masalı işte. Aynen. Ama öyle değil. İstemiyorum oğlum, çocukluğumu mahvettin ya. Öyle değil. Çık git hayatımdan ya. Çocukluğum bitti ya. Fairly Oddparents'ı bilmiyormuşsun lan. Olsun, diğerlerin hepsini biliyordum. Bir de tek güzel olanı ha. Evet, o kaliteliydi. Başlıyorum kırmızı başlıklı kıza. Her Disney masalında olduğu gibi kırmızı başlıklı kız masalı da değiştirilmiş. Yani orijinal hikaye aslında mutlu değil. Bir kere de yüzleri gülsün şu insanların ya. Disney hepsinin yüzünü güldürmüş. Allah razı olsun, Disney'i sevdim abi. Hikaye aslında her şey bildiğimiz gibi başlıyor. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin yanına falan gidiyor böyle. Kurt kırmızı başlıklı kızdan önce varıyor büyük annesinin yanına. Hikayede öyle değil miyiz zaten? İşte her şey bildiğimiz gibi gidiyor diyorum ya. Ha doğru. Önce varıyor, gidiyor. Büyük annesini bir odaya kilitliyor. Hikayede yiyordu değil mi onu? Hikayede ben yiyordu diye hatırlıyorum. Ben de öyle. Büyük annesini yiyordu diye hatırlıyorum. Hatta karnından falan çıkartıyorlar. Nasıl tek parça yediyse? Yılan mı oğlum bu? Yatağda yine büyük annesinin kılığında giriyor. Buraya kadar her şey bildiğimiz gibi. Sonra işte kırmızı başlıklı kız geliyor. İşte büyük anne, neden gözlerim böyle? İşte seni daha iyi görebilmek için. Neden kulaklarım böyle? Seni daha iyi duyabilmek için. Klasik replik işte. Aynen. Her zamanki replik. Falan filan. En sonunda yine bildiğimiz gibi kırmızı başlıklı kız diyor ki, neden dişlerim bu kadar büyük? Kurt da diyor ki, seni daha iyi yiyebilmek için deyip saldırıyor kırmızı başlıklı kıza. Her şey aynı. Her şey aynı. Sonra ne oluyor? Tahmin et ne oluyor? Ne oluyor? Kurt kırmızı başlıklı kıza saldırıyor, yiyor. Yemiyor muydu öncekinde? Ama bu gerçek, tek parça yemiyor o zaman. Yiyor oğlum, bildiğin yiyor. İşkence edip yiyor. Harbi mi? Ha? Tek parça yemiyor mu? Bölük bölük mü yiyor? Sonra doğru, daha devamı vardı. Önce kırmızı başlıklı kızı yiyor. Ondan sonra büyük annesini çıkartıp onu da yiyor. Lan kadın niye yiyor ki? İkisini de yiyor bilmiyorum. Aslında kurtun bakış açısıyla mutlu son. Allah Allah, karnı doymuş yani. Bu ama bile... insan bakış açısıyla değil. Vermek istedikleri de bir mesaj varmış. Bu bundan bir şey çıkmamış şeyle. Kalmışlardır ya. Neymiş? Bu hikayede. Vermek istedikleri mesaj şuymuş. Tanımadıklarınızla konuşmayın. Ya bu ne ya? Bu ne abi? Öyle yazmışlar. Lan bir kere ister mi konuşmamış ki, büyük annesi diye gitmiş konuşmuş. Çok saçma ya. Ben de bak kendi metnimi kendim yazdım da. Orada şey yazmışım. Bu mesaj böyle mi verilir güzel kardeşim? Ya. Abi bunu izleyenler çocuk ya. Kapıyı tırmalıyor şu an. Var mı? Gel. Neden düşürüm bu kadar? O zaman kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bildiğimiz Disney masalları ve çizgi filmler aslında pek de mutlu sonlarla bitmiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Çocukluğumuz biraz yalanla doluymuş yani. Ama tatlı yalanlarmış. Fairly Oddparents güzeldi bak. Onu beğendim. Finali iyiydi onu yani. O film olsa izlerim, Fairly Oddparents'ın senaryosu. Tom ve Jerry de hani hadi neyse. Ama Uyuyan Güzel. Onlar hiç kurtarmıyor ya. Hiç ya, hiç. Yani. Onlar bayağı kötüydü. Ama Disney bunu başka şeylerde de yapmış. Ben okuduğumda bir sürü şey vardı. Beauty and the Beast. İşte dur. O zaman artık kapatalım. Tipe bak ya. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bundan sonra videolar daha sık gelmeye başlayacak diye düşünüyorum yani. Planlarım o yönde, eğer okul beni zorlamazsa. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.